Sevgili yarış severler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 7 Temmuz 2021 günlerden çarşamba, saatlerimiz 19.11'i gösteriyor. Ben 8 Temmuz 2021 Perşembe at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce her zaman olduğu gibi bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur hepimiz adına. Umarım hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Yarın 8 Temmuz 2021 Perşembe günü biliyorsunuz gündüz programı Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı ganyan analizimiz olmuştu az evvel. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden evvel bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza destek vermeniz. İzlemekte olduğunuz YouTube kanalımız ücretsiz bir kanal sevgili yarışseverler. Sadece videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanız, kanalımızın büyümesinde pay sahibi, katkı sahibi olmanızı rica ediyorum hepinizden. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarışseverler. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi sıralı olarak yazılı şekilde, şablon şeklinde paylaşıyorum. Aynı zamanda sahadan aldığım haberleri de sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Grubumuz aylık 100 lira ücreti var sevgili yarışseverler. Yine grubumuza deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlüğü 50 TL'den yine katılım sağlayabileceksiniz. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler ya da Gmail adresimiz okangunertv@gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Kocaeli'de çok kolay olmayan bir program var. Özellikle Kocaeli programının yarın güzel bir para vermesini bekliyorum sevgili yarışseverler. Gerçekten yarışların tamamı kum ve birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı altılı ganyanın ilk ayağında ben her ne kadar Şanlıurfa'dan gelmiş olsa da özellikle bütün arkadaşlarımdan sadece son 200 metresini hatta son 100 metresini izlemenizi istediğim bir safkan var. Ben bunu görüp de bu safkanı tek yazmamak olmaz diyorum arkadaşlar. Ben banko olarak yazacağım. Tabii ki at yarışı bu. Jockey sprinte geç kalkabilir ya da startta kalabilir veya akşam yediği bir şey dokunmuştur. At yarışının içerisinde her şey mevcut sevgili yarışseverler. Ama özellikle 9 numaralı Kral Midas isimli safkanın son 100 metresini izlemenizi istiyorum. Adeta makara gibi aktı. Adeta su gibi aktı geldi derler ya arkadaşlar. Ben 9 numara Kral Midas isimli safkanda bugün Mehmet Salih Çelik arkadaşımızı gördüm ve bana göre bu rakiplerini geçecektir diyorum. Riske ederek altılı ganyanın ilk ayağında 9 numaralı Kral Midas isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışıyla devam edecek. Burada da uzun süreden beri takip ettiğim esasen çok kaliteli bir safkan olan ama bir türlü istenileni veremeyen son 2 hatta son 3 yarışında yeşil ışık yakan Hürbatur temsilcisi Kayhan Bey torunu 3 numaralı Ünal amca sorunlarından kurtulmuş görünüyor. Bugün aprantisi Furkan Çetin idaresinde piste çıkacak olan 3 numaralı Ünal amcayı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Yarımada Safkan'ın form durumu çok iyi sevgili yazıseverler. Bugün özellikle Tolga Yıldız ziyaretinde dikkat edilmesi gereken safkandır. 2 numaralı Obi Reis. Yine kaliteli bir safkan. Yine sorunlarıyla boğuşan bir safkan arkadaşlar. Boğuşan bir safkan. Bugün Mertcan Çelik arkadaşımızı gördüm üzerinde. Tameriloğlu temsilcisi Obi Reis'i de ilk 3 safkan içerisinde değerlendireceğim. Yine 5 numaralı Güçlü Kan, 4 numaralı Padik ve 10 numaralı Özayberk isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir diyerek altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışına geçiyorum. Burada da yine esasen rakiplerinden önde görünen bir isim var. Özellikle anne tarafından Marlin'in torunu, baba tarafından da Amerikalı'nın tayı ve üstünde Mehmet Salih Çelik arkadaşımız var. Yani tercihen de banko olarak tercih edebileceğimiz bir isim olduğu kanaatindeyim. 4 numaralı John Wick isimli safkan. Bütün her şey lehine sevgili yarışseverler. Özellikle son koşmuş olduğu handikap 15 yarışında o gün için Gökhan Kocakaya arkadaşımız biniyordu sanırım. O yarışta da Trinette arkası John Wick çok güzel bir yarış yapmıştı. Güzel bir ikincilik yapmıştı. O gün için Trinette'yi geçemezdi. Trinette rahat kazanmıştı. 5 boy veya 6 boy farkla kazanmıştı. Ama safkan formda bir isim sevgili yarışseverler. Bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Safkan'ın kötü koşması durumunda yarış karışır diye düşünüyorum. Özellikle 2 numaralı Döker Boz. Yine grubun kaliteli safkanın bugün 61 kilo sikletine rağmen bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine 7 numaralı King of İstanbul. 3 numaralı Just Diamond. Biliyorsunuz 3 numaralı Just Diamond son koşusu kısa vade 8 sentetik pistte koştu. Sentetikten etkilendiğini düşünüyorum. Yine sevdiği pistte bugün sürpriz uğraşısı verecek. Son isim olarak da 8 numaralı Lightning Energy isimli safkanı Selim İpek idaresinde bütçesi olan arkadaşlarıma sürpriz isim olarak öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı dişlere mahsus yarışta öncelikle şanslı isim olarak 2 numaralı Prenses D isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma önereceğim. Kalite kalitedir. Esasen Prenses D'ye biraz uzun gibi mesafe ama grup da çok zayıf arkadaşlar. Yani bir nefes alıp riske edip burada 2 numaralı Prenses D de yine banko olarak yazılabilecek isim olarak görüyorum. Sadece tek dezavantajı mesafenin biraz uzun olması gibi görünüyor. Ama bugün 2 numaralı Prenses D Onur Öztürk idaresinde güzel bir yarış yapacaktır kanaatindeyim. Yine 5 numaralı Queen of Pretty. Özellikle kum pist performansı çok yüksek bir safkan. Bugün Tolga Yıldız idaresinde ben 5 numaralı Queen of Pretty isimli safkanı da ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 1 numaralı Glabella mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken isimdir. Ve son isim olarak da zaman zaman çok etkili yarışlar yapan, ufak tefek yapısına rağmen güçlü sprintiyle dikkat çeken 3 numaralı Ambusher'da bugün ilk 4 safkan içerisinde değerlendirilmesi gereken isimdir. Özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir diyebilirim. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. Arkadaşlar burada da 9 numaralı Mert Ali Bey özellikle koşmuş olduğu kum yarışlarında çok beğenimi kazandı. Son yarış sentetikti. Gerçi sentetikte de başarılı bir yarış koştu. Ancak safkanın form durumunu çok beğeniyorum. Safkan'a dikkat diyerek bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı D'Artagnan. 4 numaralı D'Artagnan da aksiyonlarıyla, yapısıyla, ciğeriyle çok beğenimi kazandı. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde 4 numaralı D'Artagnan isim safkanda beğenimi kazanan isim oldu. Ve 11 numaralı The Last Aeneas da grubun kaliteli safkanı, bu gruba diş geçirebilecek ismi olarak görünüyor. Burayı 9, 4 ve 11 şeklinde 3 safkanla riske ederek geçmek istiyorum sevgili yarışseverler. Ve altılı ganyanın kapanış koşusuna geçiyorum. Altılı ganyanın son ayağını geçmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerim olacak sevgili yarışseverler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar, ücretli WhatsApp grubumuzun aylık ücreti 100 liradır. Aynı zamanda deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarıma 50 lira 15 günlük ücret talep ediyoruz. Yani 15 günlük katılmak isteyen arkadaşlarım da 50 lira ücretle grubumuza katılabilirler diyerek altılı ganyanın son ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 dişlere mahsus yarışına geçiyorum. Gerçekten birbirinden güzel safkanlar, birbirine yakın safkanların mücadelesi ama 5 numaralı Fırtınalı Deniz isimli safkan son yarışıyla beni çok etkiledi. Bugün Alican İnci idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Fırtınalı Deniz son yarışında şartlı 4 dişlere mahsus yarıştaki koşusunu tekrarlarsa bu grubu geçebilir. Son yarışında Mor Yağmuru markası gelmişti. Yine Roland Güzelini, Ayduru'yu ve Ananiye'yi geride bırakmasını bilmişti. Yine 2 numaralı Çağlayan Şelale, Tolga Yıldız dairesinde grubun kaliteli ismi, grubun söz sahibi ismi 2 numaralı Çağlayan Şelale'de tecrübeli jokeyi Tolga Yıldız dairesinde ihmal edilmemesi gereken isimdir. Yine 15 numaralı Ceylan Han, 1 numaralı Dalgalı Yele ve 5 numaralı, pardon arkadaşlar, 5 kusura atmayın arkadaşlar, dilim sürüştü. 5 numaralı Fırtınalı Deniz demiştik. 2 numaralı Çağlayan Şelale, 15 numaralı Ceylan Han, 1 numaralı Dalgalı Yele. Evet arkadaşlar, ve 9 numaralı Mabeyn isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir diyerek ben ufak altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Ufak altılılarda arkadaşlar yine ilk ayakta 9 numaralı Kral Midas isimli safkanı son güzel yarışıyla riske ediyoruz. Mehmet Salih Çelik idaresinde Banko isim olarak öneriyorum. Altılı ganyanın ikinci ayağında 3 numaralı Ünal amca. Evet, 7 numaralı Yarımada, 2 numaralı Obi Reis, 5 numaralı Güçlü Kan şeklinde değerlendireceğim. Buradan 2 safkan çaldım. Altılı ganyanın 3. ayağında 4 numaralı John Wick, 2 numaralı Döker Boz, 7 numaralı King of İstanbul ve 3 numaralı Just Diamond isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çaldık arkadaşlar ve altılı ganyanın 4. ayağında 2 numaralı Prenses D, 5 numaralı Queen of Pretty, 1 numaralı Glabella ve 3 numaralı Ambusher isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı ganyanın 5. ayağında 9 numaralı Mert Ali Bey, 4 numaralı Arslan Han ve 11 numaralı Dilast Aynias isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı ganyanın kapanış koşusu son ayağında 5 numaralı Fırtınalı Deniz, 2 numaralı Çağlayan Şelale ve 15 numara Ceylan Han şeklinde de bu koşuya yer vereceğim sevgili yarışseverler diyerek ben yedili plase analizlerime geçiyorum. Yedili plase programın ikinci koşusuyla start alacak arkadaşlar. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte, sentetik pistte koşulacak, kum pistte koşulacak, özür dilerim arkadaşlar. 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 mücadelesinde ben bu grubu esası, yani koşmuş olduğu 2 yarışta çok rahat kazanan, kumcu safkan olduğu izlenimini fazlasıyla veren 3 numaralı Hızlıysan Yakala isimli safkanı bugün Tolga Yıldız idaresinde günün Banko ismi olarak veriyorum. Zaten son Mart'tayı, ben son Mart'ı, beyaz Mart'ı bunların hastasıyım arkadaşlar. Özellikle kum pistte çok etkili yarışlar yapabiliyorlar. 3 numaralı Hızlıysan Yakala isimli sapkanı banko isim olarak öneriyorum. Yedili Presiyer'in ilk ayağında. Yedili Presiyer'imizin ikinci ayağında 9 numaralı Kral Midas. Yine ikinci bankomuz olacak. Yedili Presiyer'imizin üçüncü ayağında 3 numaralı Ünal amca. 7 numaralı Yarımada. 2 numaralı Obi Reis. 5 numaralı Güçlü Kan ve 4 numaralı Padik şeklinde değerlendireceğim. 7'li preserimizin 4. ayağında 4 numaralı John Wick ve 2 numaralı Döker Boz ikilisi burada 7'li preselere bozmayacaktır kanaatindeyim. 7'li preserimizin 5. ayağında 2 numaralı Prenses D, 5 numaralı Queen of Pretty ve 1 numaralı Glabella üçlüsü yeterli olacaktır. 7'li preserimizin 6. ayağında 9 numaralı Mert Ali Bey ve 4 numaralı D'Artagnan şeklinde değerlendireceğim. Ve 7'li preserimizin kapanış koşusu son ayağında da ben 5 numaralı Fırtınalı Deniz isimli safkanın bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yine banko isim olarak yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle izlemekte olduğunuz YouTube kanalımız abone olmayı, kanalımızın yükselmesinde destek vermeyi unutmayalım sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.